Evet, kıymetli izleyenlerim, kısa bir reklam arasından sonra tekrar kaldığımız yerden karşınızdayız. Olgun Bakış programıyla sorularınızı alıp üzerinde yorum yapmaya, üzerinde konuşmaya, genel gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. 532 582 52 41 ne oldu? Telefonlardan WhatsApp üzerinden sorularınızı bekliyoruz bu arada. Biriken sorularımız var. Onlara hocam inşallah müsaadenizle hemen biraz hafifletelim. Onun peşinden devam edelim. Selamun aleyküm hocam. Demiş, hayırlı yayınlar hocam. Amerika her pisliği yapıyor diyorsunuz. Doğrudur ama siyasetçilerimiz çıkıyor. İsrail bizim dostumuz, Amerika bizim dostumuz diye biliyorlar. Bunları neden sorgulamıyorsunuz? Allah için Yahudi, Hristiyan ne zaman bizim dostumuz oldu? Bu konuda yardımcı olur musunuz? Ayet yok mu diye sormuş. Levent hocam, bu biraz önce siz söylemiş olduğunuz konuyu aslında biraz paralel bir konu. İsterseniz bunun cevabını alayım. Hocam işte bununla beraber kaldığımız konuyu toparlayalım. Peşinden diğer sorularıma geçeyim. Mevla Teala Bakara suresinde bu işi tarif ediyor. Onlar hiçbir zaman elbette diyor sizden diyor razı olmayacak Yahudiler ve Hristiyanlar. Ta ki diyor siz onların diyor dinlerine, milletlerine girinceye kadar. Yani Mevla Teala burada elbette ve len terza elbette ve başında yemin var yani bu şekilde. Elbette kesinlikle diyor Mevla Teala sizden razı olmayacak diyor. Kim? Yahudiler ve len nasara Hristiyanlar. Hatta tettebi'a milletüm ta ki diyor onların dinlerine girinceye kadar. Şimdi bunu Allah'ımız buyurmuş. 14 Müslüman değil miyiz biz ya? Müslümanız. Bunu Mevla Teala buyurdu mu? Buyurdu. Tamam. Ne diyeceğiz? Tamam bu böyle ya Rabbi. Hani haşa ve kella ya. Hani burada bir şey mi sorgulanıyor? Altı bir şey mi araştırılıyor? Ya Rabbi sen dedin ama. Yani şey yok mu yani? Böyle elbette diyor. Yemin ediyorum diyor. Yani Mevla daha ne diyecek ya? Yaratan Allah'ımız diyor ki Yahudi ben yarattım, Hristiyan'ı ben yarattım. Seni de ben yarattım, onları diyor seni sevmeyecek ayarda yarattım. Ki adam diyor ki Yahudiler var da zannediyor ki Yahudiler Allah yaratmadı. Adam öyle mi zannediyor acaba ya? Hani bu Yahudiler başka bir yerden mi çıkıyor? Allah'ın harici olduğu bir yerde, elini uzatamadı, kudretini uzatamadığı yerde, kafalarına göre oluştu. Bir yaban otu mu bunlar yani? Ama hocam şimdi şöyle bir şey geliyor insanın aklına. Yani sizin söylemiş olduğunuz ayet-i kerime amenna onun üzerine acaba veyahut da ama deme lüksü şansı kimsenin yok. Şöyle bir durum var sadece. Buradaki bizim idarecilerimizin dostum ifadesi ayete rağmen bir dostum ifadesi değil herhalde değil mi? Öyle bir şey kimse bilerek ya söylemez yani. Ya, tabii ki ama ya, bir şey gaflettir yani. Ya, ihanet boyutuna ya, gelmiş yani bunlar her aslında. Ne kadar kendi aralarındaki ünsiyetten, ülke arası durumdan bile söylese Levent Hocam'ın gelmiş olduğu ayet, o konuyla beraber, okumuş olduğu ayetle beraber bunun bile aslında bu ünsiyetten dolayı bir dostum ifadesini kullanılmayacağını biz anlıyoruz. Doğru mudur hocam? Evet. Bilmiyorum yanlış mı? Ya hocam anladık. Şimdi olaya din içerikle bakarsak yani Mevlamızın nazarında, Resulullah Aleyhisselam'ın nazarına bakarsak hocam bizim onlarla hiçbir türlü dostumuz olamaz. Yani bana kendi menfaatleri ve çıkarları için, benden nemel almak için, beni ertesi gün tuzağa düşürmek için, hesapları için bana bir güler yüz gösteriyorsa zaten bundan başka bir şey değil. Hani bu beni normal hakikaten bir kardeşhane bir şey. Ya seni görüyorum, hani seni görünce de aklıma ne geliyor değil mi? Bir kuzu şey geliyor. Hani nasıl bunları tezgahı hep plan proje geliyor. Sırf şeytanlık var adamın aklında yani. Bu şekilde biz de böyle bakıyoruz. Ya beni görüyor bu adamın içi açılıyor. Acaba ben ona ne hatırlatıyorum? Yani adamı hakikaten bize şey var. Vallahi ya Müslüman samimi olarak bakmaya çalışıyor ya. Anlamıyor burayı yani. Mevla Teala da Kur'an-ı Kerim'de birinci sayfasında Bakara suresinde birinci sayfada ne diyor? Onlar diyor normalde kinlerinden diyor. Hani siz onun da içtekini bilmezsiniz diyor. Size siz dışarı sızanı görürsünüz. Onların size diyor olan diyor haseti, kini, öfkesi o kadar değil ki. Kinlerinden, öfkelerinden diyor parmaklarını ısırırlar diyor. Şimdi efendinin bir ifadesi var. Siz kafiri tanır mısınız diye bir kere bir hocaya söylüyorsunuz. Kafiri tanır mısınız? O da biliyor. Hani adam hoca tabi tanımaz mı yani kafiri, Kur'an-ı Kerim her tarafta kafir yazıyor, münafıktan bahsediyor, Yahudi'den bahsediyor, Hristiyan'dan bahsediyor, bahsediyor. Tanırız tabi yani. Efendim diyor tanırız tabi. Sen diyor tanımazsın diyor. Niye? Müslüman diyor kafir tanımaz. Kafiri tanımak için diyor kafir olman lazım. Biz Mevla'nın anlattığı kadar biz kafiri tanırız. Yani o yüzden hani bu şeyle taşıma sürede değirmenine kanalar. Bu akılda biz alıyoruz hemen unutuyoruz ya. Yani bunu bize işlememiz lazım. Hakikaten her zaman odaklanmamız lazım. Mevla ne diyor? Bak kimle geliyorsak Allah bu ortama nasıl bakıyor? Adamda Allah tarafından gelen o devamlı o güzellik olacak ki insan her yere Mevla'nın nazarıyla oturacak ki devamlı bu işi takip edebilsin. Hocam Allah razı olsun. Ben
araya şöyle girip size bir bununla alakalı bir şey o zaman sorayım. Şimdi izleyenlerimiz sizin bu ifadenizden dolayı veyahut da ben kendim mesela şöyle bir şey anlıyorum. Kesinlikle dostum ifadesi kullanılmaz. Allah bunu tabii, katiyen yasaklamış. Tabii canım. Şimdi bunu söylediğiniz zaman adamın aklına şöyle bir şey geliyor. Ya diyor hiçbir biz bunlarla gidip gelmeyiz, ticaret yapmayacağız veya alışveriş yapmayacağız. Şimdi dostumu denmez, bunlar kafir, bunlarla hiç işimiz olmaz ifadesinin altında aslında bu dostum ifadesini tamamen ayırıp insani olarak ünsiyetlerin devam edip edilebilmediğini de bir ayırırsanız hocam. Hocam aslında nasıl bir şey söyleyeyim mi? İmam Rabbani değil mi? İmam evet. Rabbani ne diyoruz? Son bin yılın diyor müştehidi diyoruz değil mi? Yenileyicisi. Mükemmel her türlü donanımla maddi manevi zirvede. İfadesi ne biliyor musun hocam? Bak acayip ne biliyor musun? Ki gayrimüslim Hristiyan'dan bahsetmiyor ya. Müslüman kimliği adında ama adam Mevla ile hiçbir işi yok. Hep derdi bu işlerde öyle. Mevla'dan bahsetsen adama bir ciğer işi istemiyor yani Mevla'dan bahset. Ama kimlikte bir Müslüman. Bu şekilde bak. Daha bunun Yahudi Hristiyanı var. Ruhsat ne biliyor musun hocam? Ruhsat. Şimdi diyorum ya misal vereceğiz ama bu misali onlar Allah örümcekten misal veriyor, inekten misal veriyor. Çekinmeyen neticede biliyorsun gayrimüslim şey yapmış yani. Demişler ki nasıl bir şey ya öyle örümcekten inekten misal veriyor. Şimdi ehlullah da bir şey anlatırken kafana otursun diye bir misal verir ki adamın kafasına oturur yani. Misal o yüzden şimdi ar etmeden söyleyeceğim. Ne diyor biliyor musun hocam? Onlara diyor tuvalete ihtiyaç duyduğunuz kadar diyor ihtiyaç duyun. Ne demek bu hocam? Bir adam tuvalete, hayatını tuvalete geçirir mi? Geçirir mi ne yapar? Çıkar oraya hacetini yapar. Sıfır çeker çıkar değil mi hocam? Yani ihtiyaç nispetine adam oturayım orada yatayım falan uzanayım diye tuvalete bir iş görür mü? Yani ihtiyaç bu. Bizim ihtiyacımız bu kadar. Zaruri bir ihtiyaç hocam. Zaruri ihtiyaç nedir? Bir şey aldım verdim bu konuşuldu görüşüldü hesap yapıldı ticaret yapıldı. Tık döneceksin geriye. Yani adam yani necis zaten ya. Bak necis ortamda nasıl misal verdi? İnsan necasette ne kadar durur yani? İşini görürsün. Mecbur o da fıtraten. Mecbur ihtiyaç duyuluyor. O şekilde hemen çıkarsın. Ölçü bu. Ama gir oraya sen sevgilim, dostum. Çok özledim. Bir hasret giderim, hasbar giderim. Eğer bunu yapıyorsa bunu o münafıklık zaten Müslüman. Zaten Müslüman bu işler vermiş olduğunuz misalde hocam eğer onu yapıyorsan illa üstüne başına ya kendisi ya kokusu tabii. İlla bulaşacak bu yani. Bu misali kim vermiş hocam? Bu misali kim veriyor? İmam-ı Rabbani veriyor bak çekinmeden veriyor demiyor yani. He. Bütün ehli sünnet beni olduğu gibi benim ağzımın içine bakıyor benim ifademle yola yürüyor. Çekinmeden veriyor. Şimdi biz de bakacağız yani verdiği ifade. Mesela 10 numara yerinde bir ifade yani. Anca bu şekilde tarif eder bu iş yani. Necasetse necaset süresini müddetini de öyle ayarlamış ki. Ya biraz kalsam kalamazsın ya çıkarsın oradan ya. Eğer neyse o ortamı hem bir hayal et bakalım. O kadar yani. Evet hocam teşekkür ederiz. Kaynar hocam dedi ya hani imani noktada bunlara dostum denmesine herhangi bir sıkıntı var mı? Ben şimdi bu siyasilerimizin bunlara inanarak, Kur'an'a muhalif olarak dostum dediğini sanmıyorum. En azından ben öyle inanıyorum. Hı. Ama şimdi bir de işin oluru var değil mi? Gerçekten bunlara biz dost gözüyle mi bakmalıyız? Hadi bunlar dost değil ama bizim siyasilerimiz bunlara dostum ifadesi kullanıyor. Bu ikinci boyut. Birinci boyuttan bakalım. Gerçekten bunu sen dost görüyorsun ve dost gördüğün için mi dostum diyorsun? Böylesi yazıklar olsun sana da bize de. Ya Amerika'yı bize 50 yıldan beri çaktın bizi, sevdirdin Amerika'yı. Gelelim ikinci perdeye. Bunlar bizim dostumuz değil. Sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. Amerika da biliyor. Halkı mı kandırıyoruz biz o zaman bunları dostum diyerek? Ve neden böyle bir ihtiyaç duyuyoruz yani? Biz ne zaman kurduk? Ben bugün tweet attım bu konuda. Kendi sayfamı da paylaştım. Biz bunlara dostum demeyi bıraktığımız zaman kendimize geleceğiz. Biz sömürgeyiz şu anda ya. Bizim dostumuz yok ha. Bana bir tane dünyada dost bir iki gösterir misin bize? Bir yarım Katar var ona da samimiyetine inanmıyorum. Yeminle söylüyorum yok. Hani bu Rusya ile şu anda el sıkışıldı. İşte İran, doğu komşumuz İran'ın ne olduğunu zaten herkes biliyor. Devam edelim. Irak, Suriye, İsrail. Daha İsrail'in şurada iki ay öncesinde şeyden önce ha bu olaylardan önce yani müzakerelerden önce hala dostum ifadesi kullanıyor Ömer Çelik. Böyle bir şey yok ya. Bu milletin hakkına girmeye kimsenin hakkı yok yani.
Neyse onu söyleyeceksin kardeşim. Ya da ben buna dostum, özür diliyorum. Ya dostum demek zorundayım. Müttefikim de o zaman. Biz buna çalışmak zorundayız. Yani neden dostum diyorsun? Ya ben bir tane Amerikalı yetkilinin, yani kapı kulundan bahsediyorum, en düşük rütbede bile olsa, Türkiye hakkında dostum ifadesi kullandığını duymadım. Avrupa'nın duymadım. Bilakis almışlar kılıçları, kuşanmışlar, Türkiye'ye direkt operasyona geliyorlar. Şunu son darbede gördük yani. Kim organize etti, kim yaptı, kim alkışlattı, kim çanak tuttu, kim imkan sağladı onlara. Kendi topraklarımızdan bize operasyon yaptılar. Kendi topraklarımızdan yani. İncirlik'ten, Çiğli'den diyoruz. Kimler var başlığında, şimdi detaylarına girmeyeceğim yani. Ya bu adamlar böyle. Biz dostumuz bu bizim. Ya değil be kardeşim. Şimdi Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yapıyor. Şu darbeden sonra Türkiye'de Amerikan aleyhtarlığı, Amerikan kışkırtmalarından dolayı aleyhtarlığı artmış. Amerikan düşmanlığı artmış. Ya artsın ne güzel ya. Gavurla aramızda mesafe açılmış demektir. Ama bunu telafi edeceğiz diyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor yani kendince. Hani öyle dile getirmeye çalışıyor yani. Ya bırak be kardeşim, çizgiyi Allah koymuş. Niye sen yani siyasi olarak, ekonomik olarak, ticari olarak sorusu, yap ticaretini, yap alışverişini, git gel, bu kadar. Bu kadar laubali olmuşsun ki adamlar sana kendi toprağında, kendi evinde operasyon yapıyor. Sen çıkıyorsun, ondan sonra dostum diyorsun. Adam dediği gibi, sen demin dedin ya hocam, yüzüne bakıyor. Bu adam benimle ne görüyor acaba diyor. Halbuki o onun yemeği planlıyor. Sen de diyorsun ki ya bana ne güzel bakıyor, bu benim dostum herhalde diyorsun. Kanıyorsun. Ya Müslüman kanmaz ya. Müslüman bir kere ısırıldığı yerden bir daha ısırılmaz ya. Müslüman uyanık olacak ya. Allah bizi en güzel kıvamda yaratmış ya. Ve Müslüman yaratmış yani. Ya o Amerikalıların, isim vermeyeyim, müşriklerin tamamından bahsediyorum. Bizden daha mı akıllı adamlar, bu adamlar dünyayı yönetiyorlar ya. Oradan adam düğmeye bir basıyor, burada artık sana 2000 metre, 3000 kilometre güdümlü füze yapmış bu adam. Bizden daha mı akıllı? Yok. Çalışmış adam. Çalışmış yani. Biz evet. Müslümanlar olarak maalesef bütün dünya coğrafyasından bahsediyorum. Biz yatıyoruz, tatildeyiz yani. Biz biraz gayret etsek Allah bize yardım edecek. Bir de hocam şimdi ABD var ya, şimdi Türkiye var, ABD'nin bir var ya, gizli bir eyaleti gibiydi ya. Yani yıllardır kendi adamını koymuş, her yerinde oydu. Dolayısıyla Türkiye eyaletinde öyle savunma sistemleri, sanayi falan gelişmesini istemiş yani. Şurada bir dirilişimiz var. Şimdi bazı diyor ki Türkiye'de hiçbir şey olmuyor. Nasıl olsun ya? Türkiye'nin bir eyaleti, ABD'nin bir eyaleti gibi. İşte İsrail'in bir eyaleti gibi. Yani neyimiz var da bizim söz hakkımızla bir şey yapacağız? Biz kendi kendimize sular kesildi. Kömürü de işte İstanbul'u şey yaptı. Bak yeşillik dikiyor, etrafı ot, yeşil biçtik, ot bittik falan filan. Aa bak etrafta bir güzellik var falan filan. Bu ne ya? Biz nerede yaşıyoruz? Biz şu anda daha bu işleri daha yeni konuşuyoruz. Daha benim için konuşma cüretimiz var mıydı? Bazen gündem oldu. 32. gibi programlarda falan. Şu oluyor, bu oluyor. Millette var ya kendini anlamadan bir yere koyuyordu. Tabii ya bak Türkiye öyle dediler. Ya Türkiye bunlar hep şey yani. He. Siz de hepten değilsiniz. Biraz dik durun ki hani siz de bir şey yapıyor. Bir para biriktirin. Çünkü para biriktirin zinetini biliyor musun? ABD şu an en sonunu yapacaktı. Bütün hazineyi olduğu gibi boşaltacaktı. El koyacaktı. Baktı ki para geliyor, birikti. Lap diye hepsini çekecekti. Saddam'a yaptığı gibi. Bu adamlar bu işi 10 numara beceriyor. Aynı şekilde Türkiye, madem öyle Türkiye diye konuşuyoruz, bir anda paramızın üstüne çökecekler, her şeyi alacaklar. Amerikan eyaleti gibi bir şey dediniz hocam. Şimdi olayın Türkçesine dönecek olursak, şimdi bu FETÖ operasyonlarından sonra mesela, işte falanca bakanlıkta 1000 kişi, falanca bakanlıkta 3000 kişi, şurada 500, bakıyorsun. Hatta bunun işte mizahları, kepsleri yapılmaya başladı. Adamlar işte devlet adamlara sızmış, yok işte vesaire gibi bir dünya şeyler, yorumlar yapıldı. Şimdi bunların hepsi FETÖ adı altında yapılıyor. Levent hocamın dediğine geleceğim. FETÖ'yü çıkart aradan. Ondan sonra kalan kim? Amerika. Yani biz aslında Amerika kuşatmış yani bütün her tarafımız yani. Her zaman da böyleydi aslında. Hep de böyle gidiyordu yani. Ya şu anda halk nazarına bu artık resmiyete dönmüş oldu yani. O yüzden yani Amerika bunu kendi adamları gelip yapamadı tabii. Tabii. Gelip kendi uçağıyla bizi vursa, yapsa Türkiye bitecek. Dünya savaşı çıkacak. Tabii. Ama ne yaptı? Seni yani. Senle vurdu. Tabii. Seni senin uçağınla vurdu. Öyle bir uçak ki kaldırıyorsun, senin uçağın darbeci olmayanların uçağı diyelim, onu vuramıyor. Niye? Ona göre programlamış yani. Dost uçak gözüküyor. NATO nerede? NATO ne iş yapar? NATO ne iş yapar ya? Biz NATO üyesi değil miyiz? Aşağı yukarı 50 küsur yıldan beri. Ya Türkiye'de darbe olmuş NATO'nun yani. NATO'nun ilk üyelerini yazan.
darbe olmuş Türkiye'de. Ve senin toprağına müdahale yapılmış. Türkiye NATO'ya üye olduğu için NATO toprağı sayılır. Evet. Senin toprağına müdahale yapıyor. Evet. Sen bir açıklama bile yapamıyorsun ya. Ama biz bunları söylüyoruz burada. Kardeşim gavurdan dost olmaz. Sonra biz kötü oluyoruz ya. Böyle bir şey yok. Zaten var ya, yapma ihtimali düşünmüyordu ki bu. Çünkü bu darbe gerçekleşecekti bir diye bekliyor. Gerçekleşmeyince adam şimdi afalladı. Baktı ya nasıl olur, darbe olmadı. Açıklama, şimdi adam sancısı var ya. Bunun hesabını hiç yapmadı bu. Normalde bu darbe gerçekleşecekti. İstediğimiz adamlar başa gelecekti. Parayı olduğu gibi çekecektik falan. İş devam edecekti. Ondan sonra herkes gücün karşısına hocam, boyun eğecekti. Olacaktı, bitecekti. Son 5-10 yıldan beri tabii biz ekonomik olarak da bayağı hocam. Gezi olayları 17-25 ve bu topladığınız zaman 500 milyar gibi bir rakam söz konusu yani. Evet. 500 milyar. Bizim etimizle budumuzla biz zaten hasta adamlık 80 yıldan beri anca böyle emekleyip ayağa kalkmaya çalışıyoruz. 2 yılda bir, 3 yılda bir ekonomik darbeler yapılıyor bize yani. Şimdi bu darbe başarısız oldu. Onların inan B planı yoktu. Öyle bir girdiler ki halka hesap etmediler. Ben kaç programda söylüyorum yani. Evet. Türkiye'de kendilerince artık 60-70 yıldan beri artık uyuşturucuyu verdiler bu halka. Bu halk daha kalkamaz ya. Hatta Amerika'da bir tane internetten yayın yaptı onların bir tane gazetecisi. Bu halk dedi ya, ne tankın tüfeğin önüne dedi. Yolda bankın önüne yatmayı bilmez dedi yani. Hatırlıyorsunuz o. Evet. İsmini bilmiyorum. Özsoy isminde birisiydi galiba. Osman Özsoy. Osman Özsoy. Bunlar bu halka hesap etmediler. Halka hesap etmediklerinden dolayı B planları yoktu. Ya ciddi ciddi bunlar Türkiye'ye gireceklerdi yani. El koyduk diyeceklerdi ama apoletleri Amerikalı olmayacaktı. Ahmet Mehmet olacaktı. Sen de ona bakıp kanacaktın yani. Bunlar şimdi başarısız olunca bu sefer aleni savaş başlayacak. Ekonomik savaş başlayacak. Cumhurbaşkanı boşuna şimdi demiyor hocam, ya vize muafiyeti olmazsa sınır dışı olayını müsaade ederim diyor yani. Suriyeliler meselesi var ya. Evet. Ve bunlar gerçekten şu anda kılıçları kuşandılar, bizi yemeye uğraşıyorlar. Zaten bunların ağrılı sancıları Rusya, Cumhurbaşkanımız Rusya'ya gitti geldi biliyorsun. Ondan sonra daha da ayyuka çıkmaya başladı. Ya Avusturya bile bize posta koymaya çalışıyor. Lan sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Sen bizim vilayetimiz bile değildin zamanında. Dedem seni kapılarına kadar dayanmış yani. Senin bütün şehirlerinde bizim eserimiz var yani. Bir daha gelir seni gene alırız yani. Öyle değil mi? İnşallah. Gelmiş bize posta koyuyor. Sen kaç bin nüfusun var ya? Birkaç milyonluk Avusturya bize... Ama burada bizim suçumuz var yani. Biz, ya genel konuşayım. Biz Allah'tan ayrı kaldık. Mevla da bize yardım etmedi. Evet. 100 yıldır böyle. 150 yıldan beri böyle. Biz Allah'ın ipine sarılırsak Allah da bizi muhafaza edecek. İnşallah. Yardımını gönderecek. Ben onu bunu bilmem. Allah'ın izniyle yani olacak. Öyle olacak. Al darbeyi. Bir aydan beri darbe konuşuyoruz. Bir ayı geçtik, devirdik. Değil mi? İşte o 5 dakikayla kurtulmuş, o 8 dakikayla kurtulmuş, oradan olsaymış mermiyi vurmuş. Neler konuşuyoruz değil mi? Allah yardım etti ya. Ağaç şikar daha ne yapacak bize? Gözümüze mi sokacak ya? Ağaç şikar aleni bir şekilde Mevla bize muhafaza etmiş. Niye? Birilerinin hatırına, bir şeylerin hatırına muhafaza olmuşuz yani. Bizim buradan ders çıkartmamız lazım. Allah muhafaza etsin. Çok uzatmaya gerek yok. Abi İslam şuraya bakmak hocam önemli. İslam'dan bahsettiğin zaman sanki hocam ne olabiliyor? Millet diyor ki, ya şimdi ya neden İslam'dan bahsederek bu işler çözülmüyor onu anlayamadım. Böyle toplum hakikaten var ya bu şey minvale dönmüş. İslam'dan bahsetmek sanki şey olmuş yani. Yani bir tuhaf bir şeyden bahsediyormuşsun gibi geliyor yani. Hani normalde hani İslam alemi 1400 senedir bu işler İslam'la beraber yani aranan her mesele, her sual yani İslam buna cevap vermiş. İslam hani Kur'an'ın açamadığı bir yere yani nasıl açamadığı bir yer mi söz konusu ki? Ya oraya o açamaz yani biz kendime oturup konuşalım. Yani Mevla açamadım mı orayı meselesi var. İnsanlar şu anda kafaya öyle bir şey olmuyor. Oraya Kur'an yani diyorum ya laiklik sistemi meselesi var. Diyor Kur'an'da diyor olmaz. Hoca bunu yapacak. Şimdi ben mesela Twitter'a bazen bakıyorum. Diyor ki hoca diyor camide. Hoca şurada, hoca burada. Hoca hep böyle bir tarafa koyan diyor musun? Hep bir tarafa. Toplumda öyle bir şey var ki şimdi. Bu aklıma benim hocam var ya bir kısa sürecek. Bir kısa var biliyor musun hocam? Ben bunu anlatırsam bu hemen böyle şey olacak yani. Buyurun hocam. Şimdi padişahın bir tane, sultanın bir tanesinin burnuna bir tane çıban çıkıyor. Bu çıban tabii öyle büyüyor ki iltihap bayağı bir sarıyor. Tabiplere, doktorlara soruyor. Diyor ki benim bu burnumun işte durumu ne olacak? Bunu patlatsak mı, nasıl olsak, nasıl burayı iyileştiririm, savdırırım onu soruyor. Doktorlar tabii, tabipler 3-5 tanesi sultan olması halse bile başında toplanıyorlar. Öyle olur, böyle olur derken diyorlar padişah diyor bu burnu buradan kesmemiz lazım. O diyor nasıl burun kesilir ya, başka çözüm yok diyor, burun kesilmesi lazım. Tabii padişahın burnunu kesiyorlar şu şekilde.
Sonra padişah bir geliyor, işte bandajlar falan çözülüyor, ediyor. Vezirler bir geliyor, bir görüyor tabii. Tabii padişah morali bozuk ama vezirler tabii padişah onlara bakarken normalde duruyor. Padişah kafasını çevirir çevirir, vezirler ufak ufak birbirine bakıp bir görüyor, padişah nevri atıyor. Kesin diyor vezirlerin bakalım burnunu diyor. Vezirlerin burnu kesiliyor. Vezirler aynı şekilde bandajı çıkartıyorlar, dışarıya bir çıkıyorlar. Artık asker, vasker, vali, kadı ne varsa onlar da ufaktan aynı şey o şekil. Göz kaçıra kaçıra geliyor. Kesin kadıların, askerlerin falan filan burnunu, bize nasıl gülerseniz. Onlar kesiyor. Dışarı tabii tebdil kıyafet dışarıda gezerken halk, vatandaş, manav, kasap gülerken kesin bakalım bakkalın manavın burnu derken herkes kese 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 bir tane artık burnu kesik kalmamış. Çünkü herkes öyle böyle gülüyor. Gülenler şikayetler, ihbar ediyor, burnu kesiliyor. Artık anneler babalar yeni nesil doğan çocuklar diyor ki nasıl olsa çocuk diyor büyüdü diyor canı da acıyacak. Var ufakken bebekken de bir şekilde hemen diyor göbek bağıyla beraber bu burnu da keselim. Tabii öyle bir oldu ki arada doğan nesil nasıl doğuyor hocam? Burnu kesik. Burnu kesik doğduğu için onlar artık insan ırkını ne biliyor biliyor musun hocam? Burnu kesik bir ırk zannediyor. Dışarıdan bir tane turist bir şekilde geçen bir adam içeriye bir giriyor bakıyor ki bunlara bakıyor tabii tuhaf. Çünkü bir kişi gelmiş. Bunlar bir tuhaf. Burnu kesikler de buna bakıyor. Diyor ki bu diyor insan değil galiba hani bizden değil. Bu hayvan türü mü acaba niye? Burnu bir tuhaf. Normal olsaydı bizim gibi olur diyor. Bu değişik diyor. Şimdi o adam da demiş ki onlara aslında diyor sizler diyor bizim gibiydiniz ama diyor siz bir evrede kaldınız galiba ben işin başını sonunu anlayamıyorum. Ama normal insan bizim gibi. Şimdi bunu geçen de birisine anlattım. Bir tane hacı abi diyor ki bize ya diyor nereden geldin sen nereden geldin diyor bana. Bu şekilde olur mu diyor. Nerede yaşıyorsun diyor bana. Böyle şimdi baktım diyor hacı abi bir şey anlatıyor. Kıyafetimden dolayı söylüyor. Ya hatta hani fikirlerimden dolayı öyle değil, dediğin gibi değil diyor, öyle değil. Şimdi bak her şey değişti. Fikir değişti, bakış değişti ama kıyafetin altında aslında onun kastettiği başka bir şey. Sen nerede yaşıyorsun diyor. Hani o burun misalini başlayalım. Yani biz 1400 senedir Allah Resulü'nün Kur'an'ı indiği günden beri, Allah Resulü'nün gönderdiği günden beri bu iş aslında hep böyle devam ediyor. Arada diyorum siz işte bir padişah dönemi görmüşsünüz diyorum ya, burun kesip padişah. Siz zannediyorsunuz ki bu böyle geldi. Biz hep böyleydik. Hep böyleydi bu işler. Öyle bir şey yok. Yani şurayı şu 80 seneyi şuradan kaldırırsak bakacaksın arayı bir yapıştıracaksın kestikten sonra. Yapıştır oraya bakacaksın ki. Sen de benim gibiymiş. Hepimiz aynıyız. Devam edeceğiz. İşimiz bu. Asıl işimiz önünde. İşimiz devam edecek. İşte bu böyle çözülürse bu iş olacak. E bu işin çözümü nedir? Bu işin çözümü bu. Bu işin kim yaygaralığını yapıyor? İslam'a tezat konuşuyor. Muhalif konuşuyor. Ülkenin birlik beraberliğini bulmak için konuşuyor. Ha bunlar işte ötekilerden. Bu ötekilerin hepsini ne yapacağız? Bir tarafa doğru atacağız. Bunun hakkımız var. Niye? Çünkü birlik beraberliğimizi, selametimizi, sıhhatimizi bu kişiler evveliyatından beri hep yaptılar yani. Hep de yapıyorlar. Kurtarmanın yönü bakacağız. Konuşanı susturacağız. Bizim yanımızda konuşma. Buradan git. Kim fitne yapıyor, kim nifak yapıyor, tüm ülkenin birlik beraberliğini bozmaya çalışıyor. Kendi kendimize kenetleneceğiz. Bu işin çözümü bu olacak. İnşallah. Evet. Hocam harika bir misal anlattı. Biraz uzun oldu ama izleyeceğimiz inşallah sıkılmadı ama nefis bir olay. Yani ders almak babından, mukayese yapmak babından bu baptan Cumhurbaşkanımıza gerçekten çok büyük vazife düşüyor. Bize ve etrafındakilere düşüyor da ona daha çok düşüyor. Ve onun mutlaka, etrafını mutlaka kuvvetli insanlarla doldurması lazım. Yani tekrar onu böyle inzivaya itip yalnızlaştırmamamız lazım. Herkesin bu vazifeyi kendine şiar edinmesi lazım. Çünkü baş nereye giderse kuyruk da oraya gider. Anlattıysa 50 sene 100 sene de evrim geçirmiş insanlar. Biz de öyle. Başımız bize neyi örnek gösterirse halkta onu ya çocuk doğarken işte isim veremiyoruz herhalde marka reklama girer diye falanca markanın ürünü büyüyor. Falanca futbolcuyla beraber hayatını sürdürüyor. İşte falanca şarkıcı, falanca film, falanca bilmem ne. Yani neden biz ecdadımızın reklamını yapmıyoruz? Bakın bir çizgi filmlere ve çizgi filmlerde çocuklarımıza vermek isteyen mesaja bir bakın. Bakın gençliğin önüne sunulan imkanlara beyinlerini kiraya veriyorlar yani. Zamanla beyinsiz oluyor insan. Nesil beyinsizleştiriliyor yani. Vermiyor geriye yani. Sen bu insana yarın devlet teslim edeceksin. Gel beni yöneteceksin. Olmuyor. Olmuyor. Allah'tan gayrı biz başarılı olamayız. Herkes burada üstüne düşeni yapacak. Cumhurbaşkanımız dahil söylüyorum. Tepeden tırnağa yeniden bir yöneliş, yeniden bir yeni Türkiye inşa etmek için yeniden Allah'a yöneliş yapmamız lazım.
İnşallah. Onu oturacağız hep beraber masaya. Eksiğimiz ne kardeşim? Devlet olarak, millet olarak, halk olarak. Ne eksiğimiz var bizim ya? Ne eksiğimiz var? Tek tek yazacağız. Herkes bunun mücadelesini verecek. Öyle affedersin sarhoşun bir tanesi çıkıp da devlete kafa tutmayacak. İşte birkaç gün önce veya bugün bile kulağıma geldi. Kafa tutamayacak kardeşim kimse kimseye. Bu milleti... Hocam oturacağız şimdi, hep beraber masanın etrafında bu işi halledeceğiz yani. Levent Hoca'nın konunun başında girdiği bir ifade vardı yani. Kur'an-ı Kerim bilme meselesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i veyahut da İslam'ı 32 farzdan ibaret zanneden namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. Bunun harici İslam anlayışı bundan ibaret olan bir adamın Kur'an'ın hükümünü, ahkamını insanın üzerindeki Mevla Teala'nın vermiş olduğu değeri ve sistemi tanımayan, bilmeyen adamın bu işlerin Kur'an'la düzelmesini anlatmak kadar ona zor bir şey yok. Yani haliyle Cumhurbaşkanı misaline geleceğim şimdi. Cumhurbaşkanı dediniz ya, Cumhurbaşkanımızın çıkıp bizim aslında burunlu bir ırk olduğumuzu güzel bir şekilde anlatması aynen, lazım. Aynen. Şu anki görüntüye sakın aldanmayın. Biz aslında bu değiliz. Bunu gösterdi. Şimdi Cumhurbaşkanı derken hocam. Halk gösterdi hocam. 80 yıllık uyuyan dev. İşte herkes öyle söylüyor. Bu halka darbe yaparsan hiçbir şey olmaz. Hakikaten bizim halkımız mülayim. Ama sen onun dinine, ezanına, bayrağına, toprağına, vatana, vatanına, namusuna dil uzattığın zaman ölüyor. Bir tane çakı kullanmadı halk ya. Evet. Bir tane çakı kullanmadı. Onunla en fikir hocam. Onu da Allah'ın izniyle halka diyecek hiçbir şey yok. Ben konu dağılmasın. Halk onu ispatladı. Ben konu dağılmasın. Tekrar Cumhurbaşkanı'na döneceğim. Şimdi biz hep Cumhurbaşkanı ifadesini kullanıyoruz ama yani Cumhurbaşkanı tek başına çıkıp da sokakta bu işleri toparlayacak şekli yok. O yüzden ben kimse öyle bir şey de beklemiyor kendisinden. Ben sizin biraz önce vermiş olduğunuz misale tekrar böyle bir teyit olsun için söyleyeceğim. Bu konudaki danışman kadrosunu, bu konudaki her konuda danışman kadrosunu en zirve noktaya çıkartması temennisini biz bulunalım. Çünkü bütün meseleyi yönlendirenler her zaman gördüğümüz üzere orada da sıkıntı kadro var hocam. Danışmanların tek tek bir program yapalım, inceleyelim mi tek tek? Kimler var danışmanların içinde? Cumhurbaşkanımıza hakaret oldu onların ismini burada sayarsak. Kim koyuyor onları? Cumhurbaşkanımız hiç bakmıyor mu? Ya böyle yönlendirme olmaz. Aklı selim insanlarla beraber bizim yürümemiz lazım. Hocam, sevgili hocam bak, bu halk Cumhurbaşkanı'nı seviyor. Ve biz millet olarak şu anda dünyada tarih yazılıyor. Haritalar çiziliyor. Coğrafyalar ayarlanıyor, bölünüyor. Bu coğrafyada ve bu tarihte yani şu yıllar içerisinde Cumhurbaşkanı büyük bir nimet bu ülke için. Hataları var konuşursun, güzellikleri var konuşursun. Hocam hata konusuna hiç girmiyorum. Orası konumuz değil, mevzumuz değil. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Ben şu 15 Temmuz'dan sonra şimdi bak bir tarikat lideri için bir insan canım şeyhi için, üstadı için canım her şeyin feda olsun diyebilir. Bir dava önderi için diyebilir ama dünyanın hiçbir yerinde adamın tek kolu kopmuş, tek kolu eli delinmiş, alçısının içinde telefon burada duruyor. Alçıda sıkamıyor telefonu. Alçının kenarında telefonu tutturmuşlar böyle. Cumhurbaşkanım diyor kolumun teki gitti, teki de diyor işte elim yaralı şey delik. Ama diyor Allah sizden razı olsun. Şimdi hiçbir bürokrat için, hiçbir koltuk sahibi için söylenecek ifadeler değil bunlar yani. Kesinlikle öyle bir şey yok. Deriz ya halk Cumhurbaşkanı seviyor. Yani böyle bir sevgi yok. Böyle bir nispet yok. Böyle bir duru yani siyaset noktasında kendisine bakılan duruşu hiçbir halk hiçbir yere kimse göstermemiştir. Bakın daha komutanı için gösterir. Peygamberi için, şeyhi için, işte üstadı için, ana babası için, işte bir aşkı için adam bunları yapar. Başka mesele. Halk o durumda sevgi şeyhine yönelir. Ama bürokrat noktasında bir siyasi için bu şekilde bir duruş başka bir yerde olmamıştır yani. Evet. Haliyle bunu en güzel şekilde değerlendirmek ki sizin şeyinize geleceğim hocam. Konumuza geleceğim. En güzel şekilde değerlendirmek bugün en çok ihtiyaç duyulan konulardan bir tanesi yani. Siz buyurun hocam. Sözümü bitireyim ben. Cumhurbaşkanının tek ifadesiyle milyonlar sokağa döküldü. Tek ifadeyle. Ve öldüler.
şu halkı düzeltmek için çok büyük mücadeleye gerek yok. Sevgili Cumhurbaşkanımız, kıymetli Cumhurbaşkanımız çok net bir şekilde ifadeler kullanacak. Onun metnini gerekiyorsa biz onu hazırlarız. Bıraksın danışmanlarını. Biz onu güzel bir metin hazırlayalım. Samimi söylüyorum. Bu millet Cumhurbaşkanını ölecek kadar çok seviyor. Ağzından çıkacak her ifadeye bu millet değer verir. Manevi noktada, Mevla ile bağlantı noktasında, ya biz yapamıyoruz, biz ulaşamıyoruz. Şu anda bizi kaç milyon seyrediyor? Ama Cumhurbaşkanı'nın programı çıktığı zaman 80 milyon. Yurt dışı ile beraber 100-200 milyon seyrediyor. Tamam. Cumhurbaşkanımızın bir ifadesiyle bu halk gerçekten kendine geliyor. Seyretmesi başka, dikkate alınması var hocam. Eyvallah. Ha, bir anda o kitlere ulaşır anlamında söylüyorum. Anladım. Ve seni izleyenler, senin dikkate alanlarla yürü be kardeşim. Avrupa'ya da yürü, Amerika'ya da yürü. Ya biz ölürüz ya. Açta kalırız, ölmeyi de biliyoruz yani. Ya bıraksın etrafındakileri, bıraksın çakşakçılarını, bıraksın devletin içine süzmüşleri, sızmışları, bıraksın Amerika'yı. Bu halk bize yeter ya. Bu halkta her şey yapılır. Ve 1915'i tam 101 sene sonra biz tekrar yaşadık. Çanakkale'yi yeniden yaşadık. Herkes şokta. Kesinlikle. Hepimiz şokta değil miyiz? Ya adam 100 kişi gidiyor, 5-10 tanesi şehit oluyor. Arkadakiler durmuyor. Nasıl bir iman bu ya? Bunu neyle anlatacaksın sen ya? Bu halkta her şey yapılır. Ve Cumhurbaşkanımız için de bu büyük bir fırsat. Kimse yapamaz Cumhurbaşkanı kadar. Değerli İçişleri Başkanım, yapamaz. Hepsinin aması var, fakatı var, lakini var, niyesi var, nedeni var, niçini var. Var oğlu var. Bir Cumhurbaşkanı'ndır. O da gücünü halktan alıyor. O da bu halka verdiği, halkın verdiği desteği Mevla'yla beraber güzel bir ibadetlerle beraber bir hamur gibi yoğuracağız. Ve Allah bizi, yok mu Ayet-i Kerim hocam hafızsınız, iki şeye söz verin, üç şeye söz vereyim diyor Mevla. Halifeliği vereceğim size söz verin yeryüzünde diyor yani. Evet. Ya bu kadar basit ya. Allah bizden can vermemizi istemiyor ya. Gerekiyorsa vereceğiz, başka mesele. İman ve amel-i salih. Peşinden size halifeliği vereceğim diyor. Bu kadar basit ya. Beş vakit namaz kılmak günde 50 dakika ya. Haramlara, helallere dikkat et, iş bitmiştir. Bunu yapamıyoruz biz. Biz de buradan... O onu yemiş, bu bunu yemiş. İlan etmiş olalım hocam o zaman. Cumhurbaşkanımız İnşallah. Hani ya bizim derdimiz bu hocam. Proje başka bir vatana, başka bir toprağa sürgün gidemeyiz. Biz esir yaşayamayız. Biz öleceksek burada öleceğiz, kalacaksak burada kalacağız. Burada kalacağız. O yüzden Cumhurbaşkanımız gerçekten şu işe bir el atsın. Şurada bak, madem 2023 senaryolu uygulanıyor değil mi? 6,5 sene kaldı 2023'e, 7 sene kaldı aylarıyla beraber. Sıkalım işimizi, bakalım ne oluyor ya. Öleceksek bu arada ölelim. Toplar, tüfekler bizi öldürmedi ya. Ama bizi başka şeyler öldürmesin yani. Şimdi işte temizlik yapılıyor diyor. Giderler gidiyor. Kim geliyor? Kim geliyor ya? Buna bir bakılsın ya. Yani ben Cumhurbaşkanı'nın şu zihniyette olmasını istemiyorum. Ben temizliyorum. Tamam, iş bitiyor. Asla öyle bir şey yok. Her adamı tek tek kontrol etmeli. Ve gerçekten Allah bize samimi bir şekilde tövbeyle dönersek Allah bize yardım edecek. Dünyada Amin. Tek kaldık. Ehl-i sünnet omurgayı, iskeleti muhafaza eden tek ülkeyiz. Sayar mısın? Başka yok. Evet. Başka evet, kıymetli hocam var. Allah razı olsun. Muhabbetinize doyum olmuyor. Gerçekten daha birçok sorular, evet. Bizim kendi sorularımız vardı. İzleyeceğimizden gelen sorular var ama vaktimiz sonuna geldi maalesef. Hemen son bir sözünüzü alayım hocam, toparlayalım inşallah. Rabbim bu konuştuklarımız inşallah gerekli mercilere gitmiştir. Amin. Bu arada şeyi de ilan etmiş olalım hocam buradan. Biz medreseler ve hocalar olarak Cumhurbaşkanımızla alakalı gerek proje, yani gerek ne metin, ne gerekiyorsa her türlü bu işin bedense, cansa, efendim zamansa, amin, hizmetse her türlü buradayız. Kimsenin sözlerine kulak atmıyoruz. Vatanımız için buradayız. Dinimizi muhafaza etmek için zaten Mevla Teala bizi bunun için yarattı. Mevla'ya bir kulluk borcumuz var. Habibine yakışır bir ümmet olma şerefine nail olma durumumuz var. Bir memleketimiz var. Bu saç üçlüsünde inşallah hiçbir tarafı aksatmadan bu işi hep beraber götürelim. Yani bu ateşi devirmeyelim yani. İnşallah. Siz hocam? Vallahi hocam gerçekten şu an çok hareketli, hararetli yıllar yaşıyoruz. Hele son bir aydan beri. Bize şu anda bir olma zamanı.
Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si hep beraber kenetlenelim. Şu dış dünyadan gelen darbeleri şöyle bir 5-10 sene bir atalım. Sonra oturalım biz kendi başımıza masaya, dertlerimizi halledelim. Allah bize yardım edecek. Amin. Bu işte de en büyük sorumluluk Cumhurbaşkanımıza düşüyor. Biz dediğim gibi hani sorumluluğu başkasına atıp da topu taca atıp kenarda durmak istemiyoruz. Seyirci değiliz, figüran değiliz. Ne gerekiyorsa biz canımızla, malımızla, her şeyimizle buradayız. Allah razı olsun hocam. İnşallah. Halkımızın tamamı inşallah böyledir yani bir izinle. Evet kıymetli izleyenler, bu haftaki Olgun Bakış programı da bu şekilde sonlandırmış olduk. Haftaya inşallah daha farklı, daha güzel konularla inşallah karşınızda olmak isteriz. Yani istiyoruz ki ülkemizde böyle başarısından, gençliğimizin güzelliğinden hep bahsedelim. Ama görünen köy, bizim köy. Çok fazla da yoruma gerek yok. Maalesef bunları konuşmak durumundayız. İnşallah bir dahaki programla tekrar beraber olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.